İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle dava açılmasına karar verildi. İsrail Başsavcısı 3 ayrı dosyanın birleştirilerek iddianame hazırlanacağını duyurdu. Rüşvet, sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun başı işte bu suçlamalarla dertte. Ülke bir süredir başbakan hakkında ileri sürülen iddiaları tartışıyordu. Başsavcı harekete geçti ve Netanyahu'nun yargılanmasının yolunu açan ilk adımı attı. İddianame hazırlanacağını duyurdu. Suçlamalardan biri Netanyahu'nun bir medya şirketine ailesi lehine haberler yapmaları karşılığında 276 milyon dolarlık mali imtiyaz sağlaması. Diğeri bazı iş adamlarından hediye adı altında 283 bin dolar değerinde pro şampanya, mücevher ve uçak bileti alması. Üçüncü suçlama ise görevi kötüye kullanması. Netanyahu 30 gün içinde meclise dokunulmazlık başvurusu yapma hakkına sahip. Meclis eğer dokunulmazlık kararı verirse dava açılamayıp ertelenecek. Tam tersi olursa dava açılacak ve yargılama başlayacak. Ancak meclis dokunulmazlığını kaldırsa da İsrail yasalarına göre yargı süreci bitene kadar Netanyahu görevine devam edecek. Öte yandan ülkede bir süredir devam eden koalisyon krizi var. Bu da süreci etkiliyor. Yani meclis yeşil ışık yaksa bile İsrail Başbakanı hakkındaki davanın en erken Mayıs 2020'de açılabileceği öngörülüyor. Eğer bu gerçekleşirse Netanyahu görevdeyken hakkında ceza davası açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçecek.